haberi gönder herkese merhaba, ne haber, nasılsınız? Bu hafta okuduklarımı, izlediklerimi, dinlediklerimi sizlerle paylaşmaya geldim. İlk başta okuduklarımla başlayacağım. Maalesef bu hafta diğer haftalara göre daha az kitap okudum ve yalnız iki tane kitap okudum. Bunlardan bir tanesi çocuk kitabı, diğeri de polisiye türü bir kitap. İlk başta ilk okuduğum kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap Anne Katherine Green'in kaleminden Psikopat adlı kitap. Umarım kitabın kapağı gözüküyordur. Şöyle göstereyim. Kitabın konusu saygın bir beyefendi bir sabah çalışma odasında ailesi tarafından ölü olarak bulunuyor ve ardından soruşturma başlıyor. Biz de bu soruşturma boyunca oradaki olaylara tanık oluyoruz. Kitabın ilk birkaç bölümü durağan ilerliyor ancak ondan sonra akıp gidiyor. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Kitabın anlatım dili biraz sert olduğu için anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama ben bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabımız bir çocuk kitabı. Ben zaten bu kitabın yorumunu kanalımda paylaştım. Süper Kedi. Jim Willis'in kaleminden Süper Kedi Belalı Korsan'a Karşı adlı kitap. Bu çocuk kitabı ve dediğim gibi bu kitap nasıl desem türünün en iyi çocuk kitaplarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu kitap aslında çocukları matematiğe teşvik ediyor. Bu kitabı okurken matematiğe karşı bir merak duyuyorsunuz. James adındaki küçük bir çocuğun süper güçlere sahip bir kedisi var ve bunun da ismi Süper Kedi. Biz onların maceralarını okuyoruz. Evet, ben bu kitabı gerçekten beğendim. Çok eğlenceli bir kitap. Bu hafta okuduğum kitaplar bu kadardı. Şimdi izlediklerime geçelim. Ben bu hafta tam tamına 3 tane film izledim. Ve bunlar da birbirinden güzel filmlerdi. İlk filmimiz Children of Heaven. Şuraya ya da şuraya filmin fotoğrafını. Evet. İran yapımı ve 2 saat 29 dakikadan oluşan bu filmin konusu maddi açıdan iyi bir aileye sahip olmayan Zehra ile Ali adındaki iki kardeşin aslında yaşamını anlatıyor. Film ilk başta Ali'nin kız kardeşi Zehra'nın ayakkabılarını tamirciye götürmesiyle başlıyor. Fakat tamirciden çıktıktan sonra ayakkabıları bir manavın özüne giriyor ve manavdan çıktıktan sonra bir daha ayakkabıları bulamıyor. Filmin bu kısmından sonra Ali ayakkabılarını kız kardeşi Zehra'ya veriyor. Sabahları Zehra okula gidiyor ve koşura koşura eve dönüyor, tekrardan ayakkabıları Ali'ye veriyor. Bu süre zarfında da Ali okula geç kalıyor. Ve maalesef ki müdür tarafından her defasında yakalanıyor. Bu film gerçekten hüngür hüngür ağlayabileceğiniz bir film. Bu filmi kesinlikle izlemeniz lazım. Lütfen kendinizi bundan mahrum bırakmayın. Ben bu filmi çok beğendim. Sıradaki filmimiz Fall adlı film. Şuraya ya da şuraya fotoğrafını bırakırım. Bu filmi izlerken heyecanı elden bırakmıyorsunuz. Becky adında genç bir kadın tırmanış yapmayı seven eşiyle birlikte, bir de arkadaşları Hunter ile birlikte bir tırmanış yapıyorlar. Fakat tırmanış sırasında eşi bir kaza sonucu vefat ediyor. Bu kısımdan sonra Becky biraz bunalıma ve onu bu bunalımdan çıkaran da arkadaşı Hunter oluyor. Hunter'la birlikte bir karar veriyorlar. Hunter ile Becky kalkıyorlar ve yola çıkıyorlar ve yola çıktıktan sonra da bir dev bir radyo kulesine çıkmaya karar veriyorlar. Ve bu radyo kulesi tam tamına 2000 metrelik. Ve biz de bu süre zarfında bu radyo kulesine çıkmalarını... Radyo kulesine çıktıktan sonra da biz bu iki arkadaşın orada mahsur kalmasını, ondan sonra gelişen olayları izliyoruz aslında. Bu arada film 1 saat 47 dakikalık. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi de bu. Bu haftanın son filmi Heaven is for Real. Şuraya da şuraya fotoğrafını bırakırım. Bu film 1 saat 39 dakikalık bir film. Kesinlikle bu filmi izlemeniz lazım. Adındaki küçük bir çocuk bir ameliyat geçiriyor ve ameliyattan çıktıktan sonra da ailesine cennete yolculuk yaptığını söylüyor. Ailesi bu duruma karşı biraz garip karşılıyor ve bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Fakat bu küçük çocuk artık oradaki, yani orada yaşayan tüm bölgeye bunu yaymaya başlıyor. Ardından bu filmde biz o küçük çocuğun bir de ailesinin hem oradaki halk tarafından, yani o bölgenin halkı tarafından bu durumun yanlış olduğunu ve bu çocuğun aklını karıştığını düşünüyorlar. Ve bu sayede bu çocuk ile ailesi arasında bir çekişme başlıyor. Bu çocuk kabul etmiyor bu durumu. Cennete yolculuk yaptığını ve bunun doğru olduğunu söylüyor. Ailesi bu durumda kalkıyorlar ve gerçekten çocuğun bunu doğru söyleyip söylemediğini düşünmeye başlıyorlar. İşte film gerçekten nasıl desem akıcı, aynı zamanda izlerken hep bir duygusallığı elden bırakmayan türden bir film. Ben bu filmi çok beğendim. Gerçekten izlemeniz gereken filmlerden bir tanesi de bu. Evet, bu hafta dinlediklerime geçelim. Bu hafta ben Indila'nın Tarna Dance Levit adlı şarkısını daha fazla dinledim. Ve gerçekten çok güzel bir şarkı. Sizlere tavsiyem bu şarkıyı dinlemeniz yönünde. Maalesef bu hafta yine bir sesli kitap dinleyemedim. Umarım gelecek hafta dinlerim. Evet dostlarım, bu videonun sonuna geldik. Ben bu hafta okuduklarımı, izlediklerimi, dinlediklerimi paylaştım. Umarım keyif almış olduğunuz bir video olmuştur. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Kitapla kalın, hoşça kalın.